Pekala. Çavuş Arlier mi konuşuyor? Beni dinlesen iyi olur evlat. Eğer savaşçıların birbirine taş fırlattıkları günden ateşli silahlarla nasıl geçtiklerini merak ediyorsan... ...işte doğru yerdesin. Bu senin şanslı günün. Vay canına, sayı! Sizlere hayatına tek atımlık olarak başlayan favori silahımı tanıtacağım. Hep birlikte onun batıyı nasıl vahşi batıya döndürdüğünü göreceğiz. Ve insan sınırlarını zorlayan bir atış gücüne nasıl kavuştuğunu öğreneceğiz. Gününüzü neşelendireceğim. Ne yaptığımı gördün mü? Karşınızda tabanca. İşte bu. Silahları hazırlayın. Tam doldur zamanı. Arlierme ile tam doldur. Daima sadık. Sizlere gezegenin en iyi eğitimli askerlerinin yanından... ...Quantico'da bulunan deniz piyadeleri üstünden sesleniyorum. Ve yanımda deniz piyadeleri var. Şu anda tabancayla talim yapıyorlar. İşler kızışıp yakın menzile girdiğinizde bu silahın önemini anlıyorsunuz. Tabancalar askerler için temel ya da yedek silah olarak kullanılır. Tabancalar taşınabilirlikleri yüzünden yakın muharebede büyük önem taşır. Tabii sen bunu önceden biliyordun, öyle değil mi evlat? Hiç zannetmiyorum Einstein. Bu silahın evrimini tamamlaması için tam 700 yıl geçmesi gerektiğini biliyor muydun? Ben de bilmediğine emindim zaten. Çinlilerin barutlu topları icat ettiği günden beri her insanın hayali bu topların elde taşınabilir bir versiyonuna sahip olmaktı. Ancak günümüzde olduğu gibi 700 yıl önce de bir tabancayı ateşlemek için barutu tutuşturmak gerekiyordu. Bu iş için kullanılan fitiller yağmurda çalışmıyordu ve en ufak hatada insanın yüzüne patlıyordu. Tabancanın bir geleceği olabilmesi için ateşleme sorununa çare bulunması gerekiyordu. Denklemden fitili çıkartmak... Atılan ilk büyük adımdı. Ve sonucunda ortaya bu elimde gördüğünüz silah çıktı. 1500'ler çarklı tabanca. Menzili 18 metreden fazla. Mermi adedi 1. Kalibre 38 ile 75 arası. Bu tabanca 1500'lerin başlarında sahneye çıktı. Gördüğünüz gibi hiçbir yerinde fitil bulunmuyor. Bazı insanlar savaştan çok savunma amacıyla kullanılan çarklı tabancanın tasarımının Leonardo da Vinci'ye ait olduğuna inanıyor. Tabancanın çalışma mekanizması ise şöyle. Kabzanın içinde bulunan çelik yay, tabancanın kenarında bulunan bir kol yardımıyla kuruluyor. Tetik çekildiğinde ise yay serbest kalıyor ve dönmeye başlıyor. Horozda bulunan demir piriti çeliğe sürtünerek kıvılcım çıkartıyor. Ve namlunun içinde bulunan barut bu şekilde alev alıyor. Silah koleksiyoncusu Mike Tristano'dan bana çalışan bir tanesini göstermesini rica ettim. Bu silah nasıl çalışıyor? Bu silahın o dönemki silahlardan en büyük farkı... ...elimde görmüş olduğunuz bu somun anahtarıydı. Tamam. Bunu alıp silahtan klik sesi gelene kadar kuruyorsunuz. Tamam. Horozu kaldırdıktan sonra yatağa barut dökmeye başlıyorsunuz. Tamam. Daha sonra bu çakmak taşını üstüne doğru getiriyorsunuz. Tamam. Artık ateş etmeye hazırsınız. Şuna bak. Tam 12'den vurdum. Bu şeyi ateşlemenin göründüğünden zor olduğunu söylemeliyim. Tetiği çekmemle merminin namludan çıkması arasındaki farka dikkat edin. Neredeyse saniyenin üçte biri. Bu fark hedefi vurmakla ıskalamak arasındaki farkı belirlerken sizi hayatta tutan tek şey olabilir. Adeta şiir gibi. Ama bu el işçiliği küçük bir servete mal oluyordu. Bu tür tabancalara sadece krallar, dükler ve şövalyeler gibi zenginler sahip olabiliyordu. İnsanın aklına üç silahşörler geliyor. Silah ustalarının kıvılcım çıkartmak için daha ucuz bir yönteme ihtiyaçları da var. 1600'ler. Çakmaklı tabanca. Menzili 18 metreden fazla. Mermi adedi 1. Kalibre değişken.
Çakmak taşının çeliğe sürtündüğü zaman kıvılcım çıkartma özelliği yüzyıllardır biliniyordu. Ancak 1600'lerde bir Fransızın bu taşı basit bir ateşleme mekanizmasına takmayı akıl etmesiyle çakmaklı tabanca doğmuş oldu. Çakmaklı tabancanın icadıyla çarklı tabancalar işlevsiz hale gelmeye başladı. Çakmaklı tabancalar daha basitti, ucuza mal oluyordu. Nasıl çalıştıklarına bir bakalım. Tetiği çektiğinizde horozda bulunan çakmak taşı çeliğe sürtünerek kıvılcım çıkartıyor ve barutu ateşliyor. Yanan barut, merminin arkasında bulunan barut yatağına ulaştığında ise patlama gerçekleşiyor. Çakmaklı tabanca önden doldurmalı ve bilyeli bir silah olmasına rağmen çarklı tabancadan daha hızlı ateş ediyor. Çakmaklı tabancayla birlikte ilk emniyet sistemlerinden biri doğmuş oldu. Silahı doldurdunuz. Sırada kazara ateş almasın diye horozu yarısına kadar kaldırabiliyordunuz. Yarım horoza yola çıkma deyimi buradan geliyor, öyle mi? Aynen öyle. Gördün mü? Göründüğüm kadar aptal bir adam değilim, öyle değil mi? Bu çakmaklı tabanca 18. yüzyıldan kalmış bir düello setinin parçası. O zamanlar beyefendiler sorunlarını 20 adımdan birbirine ateş ederek çözüyordu. Şimdi sizlere silahın nasıl çalıştığını göstermek için favori hedefimle küçük bir atış talimi yapacağım. Hedefi çok güzel vurdum doğrusu. Eski bir silah için oldukça isabetli. Başka bir fark gözünüze çarptı mı? Mermi çarklı tabancanın aksine namluyu neredeyse anında terk ediyor. Sanırım bu karpuzu iki kaşının arasından vurdum. Değil mi? Şu deliğin pürüzsüzlüğüne bir bakın. 1804 yılında Amerika Başkan Yardımcısı Aaron Burr'le düello yapan Alexander Hamilton'ın nasıl hissettiğini daha iyi anlıyorum. Hamilton 54 kalibrelik bir mermiyle bacağından ölümcül bir yara almıştı. Çakmaklı ateşleme sistemi 1600'lerin başlarından 1800'lü yılların başlarına kadar 200 yıl boyunca kullanılmaya devam etti. Ancak ateşleme sistemi henüz mükemmel olmaktan oldukça uzaktı. Bu şeyi doldurmak tam bir karın ağrısıydı. Tabancanın dışındaki barutun ıslanmaması gerekiyordu ve bu yüzden yağmurlu havada kullanılması mümkün olmuyordu. Bize su geçirmez bir çözüm lazımdı. Şimdi o çözüme bakalım. 1830. Kapsüllü tabanca. Menzil 23 metreden fazla. Mermi adedi 1. Kalibresi değişken. ...1800'lü yılların başında kapsülün icat edilmesiyle birlikte tabancalar her havada kullanılmaya başlandı. Kapsül küçük ve su geçirmez bir silindirdir ve içinde darbeye karşı hassas bir patlayıcı bulunur. Memenin üstüne oturan kapsüle horoz vurduğu zaman içindeki patlayıcı ateş alır ve namlunun içindeki barutu ateşler. Böylece patlama sağlanmış olur. Bu şeyi icat ettikten sonra havanın yağmurlu ya da güneşli olması pek fark etmiyordu, değil mi? Evet, doğru. Sizi bunu kanıtlamak için bu tabancanın mekanizmasının üstüne su dökeceğiz. Pekala, şimdi emin olmak için horozu çekip biraz daha su dökeceğiz. Açıkta kalan yerlerine de su dökelim. Tamam. Bakalım ateş edecek mi? Bak sen şu işe. Gerçekten de ateş ediyor. Ve su geçirmez. Tabanca gün geçtikçe evrimleşiyordu. Artık yağmur altında ateş edebiliyordu. Çok daha güvenilirdi ve ateş etme süresi azalmıştı. Sıradaki problem ise tabancayı daha fazla mermi atabilir hale getirmekti. Ve bu konudaki ilk denemeler oldukça garipti. Bu silah aynı anda 3 mermi atabiliyordu. 1800'lerin ortaları. Ördek ayağı tabanca. Menzili 2,5 metre. Mermi adedi 3. Kalibre değişken. Bu tabancaya ördek ayağı denmesinin sebebi tıpkı bir ördeğin ayağı gibi öne doğru uzanıyor olması. Salvo olarak ateş ediyordu ve kapsülle ateşleniyordu. 1850'lerle 1870'ler arasında kullanıldığını tahmin ediyoruz.
Bu küçük tabanca yakın menzilde oldukça etkiliydi. Poker masasında birkaç kişiyle karşı karşıya olduğunuzu hayal edin. Bu tabancayla böyle kalçadan ateş ediyordun, öyle mi? Evet. Eğer kumar masasına oturduğunu düşünürsek, adamlar senden birkaç adım ötede duruyor o zaman, değil mi? Bu silahın kullanım amacı da buydu zaten. Pekala Mike, sen bana 5-6 adım ötede durmamı söyledin ama ben gidip 3 metre geride duracağım. 3 metrede duracağım çünkü bu karpuzlara kazanma şansı vermek istemiyorum. Ne de olsa ben gerçek bir sportmenim, tamam mı? Hadi bakalım. Pekala. Sanırım ortadakini yaralamayı başardım Mike. Oldukça iyi bir atış oldu. Burada, burada ve şurada birer delik var. Tam ortadan vurmuşum. Bu onlara bir daha kanastada hile yapmamayı öğretir. Tabancanın 200 yıllık evrimi içinde insanlar onunla birden fazla atış yapabilmenin çeşitli yollarını aradı. Ördek ayaklı tabanca aynı anda 3 mermi atabiliyordu. Ancak bir sonraki atılımı gerçekleştirmede en önemli rolü kapsüller üstlenecekti. Yeniden doldurulmadan ateş edebilen toplu tabancaların ilki 1836 yılında ilk tasarımını patentleyen Samuel Colt tarafından icat edildi. Bu silaha toplu tabanca deniyordu. Çünkü dönen bir silindire ve birden fazla hazneye sahipti. Kapsülü bir tabanca olmasına rağmen önündeki kurma kolu sayesinde mermi ve barut doldurmak son derece kolay bir hale gelmiş oluyordu. Ateş etmekse çocuk oyuncağıydı. Horoz kapsüle vurduğunda barut patlıyordu. Horozu tekrar kaldırdığınızda ise silindir dönerek yeni mermiyi namluya getiriyordu. Toplu tabanca ördek ayağı tabancayı geride bırakmıştı. Çünkü daha fazla mermi atabiliyordu. Amerikan İç Savaşı sırasında bir toplu tabanca efsane oldu. 1860. Colt 1860 ordu modeli. Menzili 22 metreden fazla. Mermi adedi 6. Kalibre 44. Savaş yüzünden bu silahlardan 1860 ile 1873 yılları arasında 200 binden fazla üretildi. Amerikan hükümeti bu silahların çoğunu satın aldı. Savaştan sonra bu silahlar, kovboylar, kanun adamları ve kanun kaçakları tarafından Vahşi Batı'nın her yerinde kullanıldı. Bu çok iyi ateş eden bir silah. Hadi onu deneyelim. Size silahın en büyük sorunundan henüz söz etmedim, öyle değil mi? Eğer birden fazla kötü adamla karşı karşıyaysanız, bu silahı doldururken ölmeniz işten bile değildi. Hay bin kunduz, eski bir deniz piyadesi için hiç de fena değilim ama bir sorunum var. 5 mermim vardı ama karşımda 6 kötü adam var. Fena bir durumdayım. Bu her şeyi yeniden doldurmak anlamına geliyor. Horozu yarıya kadar kaldırmalıyım. Bu sırada hala ateş eden kötü adam beni öldürecek. Biraz barut koyacağım. Sadece bir mermim kalmış. Bütün bu çetrefilli işler ilk toplu tabancanın kötü tarafıydı. Ama bir sonraki gelişme tabancanın bu sorununu sildi süpürdü. Üstelik gelişme silahla ilgili değildi. Artık iş mermide bitiyordu. Fişekler sayesinde barut, kapsül ve mermi tek bir pakette birleşiyordu. Böylece barut ve mermi taşıma devri sona erdi. 1870'lere gelindiğinde fişekler her tabanca için standart hale gelmişti. Fişekler sayesinde Amerikan tarihinin en meşhur tabancası olan Colt Peacemaker doğdu. 1873. Kurma horozu Colt Peacemaker. Menzil 22 metreden fazla. Mermi adedi 6. Kalibre 45. Yeni nesil mermilerle çalışan Peacemaker, eski 1860 model toplu tabancaların yerine geçti ve ordunun standart silahı haline geldi. Tabancanın gücü, isabet oranı ve kullanma kolaylığı muhteşemdi.
Peacemaker vahşi batının sembolü haline geldi. White Earp ve Bette Masterson gibi meşhur silahşörler onu kullandı. Cowboy filmlerindeki çatışmalar onun sayesinde son derece dramatik bir hal almaya başladı. Dublör Anthony DeLongis gibi birçok insan o eski günleri tekrar yaşamayı çok seviyor. Yaşasın sayı, evet. Anthony bana Peacemaker'ın birkaç özelliğini gösterecek. Kurmak horozlu Colt Peacemaker benim o dönemin en sevdiğim tabancalardan biri. Dönemin kovboyları bu silaha eşitleyici adını takmıştı. Çünkü boy pos gözetmeden her iki adımı da eşit şartlarda getiriyordu. Geleneksel olarak bir doldurup bir boş bırakmam lazım. Çünkü horozun boş namluda durması lazım. Kovboylar eğer silah kılıftan düşerse patlayıp atlarını vurmalarını istemiyorlardı. Horozu kaldırdıktan sonra nazikçe indirdiğimde silindir dönüyor ve artık gördüğün gibi horoz boşlukta duruyor. İşte tam böyle. Peacemaker'ın yeniden doldurma işini kolaylaştırması sayesinde alt üzerinden ateş etmek gibi yeni bir beceri edinebileceğim. Harika bir atıştayım. Teşekkürler. 12'den vurdun. Sabırsızlanıyorum. Hadi başlayalım. Yaşlı Rio'ya binmeden önce sana bir şey göstermek istiyorum. Ufak bir testim var. Neler oluyor Rio? Bana söyleyebilirsin ortak. Beni ne bekliyor Rio? Hazır. O dönem silahşörlerinin gerçek atlar üzerinde talim yapmaktan başka şansı yoktu. Ama Anthony'nin benim için başka planları var. Beni dünyanın en az sallanan atına bindireceği. Çok iyiydi. Mükemmel. Evet. Hareket ederken ateş etmek benim için zor olmadı. Gerçek bir ata hazırım. Birdenbire şaha kalkmak gibi önceden bilmem gereken kötü alışkanlıkları yok, öyle değil mi? Bunları bileyim de. Eminim senden daha az kötü alışkanlığı vardır. Unutmayın, silahşörler dört nala giden bir attan hedefi vurabiliyordu. Şişe yanımdan müthiş bir hızla gelip geçiyor. Biraz yavaşla. Yanından geçtiğim her sefer daha da zor oluyor. Anthony bana daha büyük bir hedef getirerek yardımcı olmaya çalışıyor. Aman tanrım, olamaz. Biliyor musun, aklıma bir fikir geldi. Oh. Atı sana bırakıyorum. Tamam. Birazdan dönerim. Kendi atımı almaya gidiyorum. Ama bunun süspansiyonu var. Evet. Buna ne diyorsun sert çocuk? Şimdi o kadar da sert görünmüyorsun, öyle değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Muhteşemdi. Evet. İşte zafer. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Bu gece bebek gibi uyuyacağım. Biliyor musun, senin atın sende kalsın. Ben kendi atımla çok mutluyum. Üstelik oldukça da fazla benzinim var. Programın şimdiye kadarki bölümünü kaçırdıysanız özetleyelim. Konumuz tabancaların evrimi. Duman bulutu çıkartan tek atımlık tabancalardan seri ateş edebilen altı patlarlara kadar pek çok silah gördük. 1800'lerin sonlarına doğru tabancalar oldukça iyi ateş ediyordu. Silah ustalarının önündeki bir sonraki engel tabancaların daha seri ateş edebilmesini sağlamaktı. 1800'lerin sonunda yapılan tabancaların pek çoğu kurma horozuydu. Yani tetiği çekmeden önce horozu çeviriyordunuz ve bu şekilde dönen mermi namluyla aynı hizaya geliyordu. Ateşe hazır hale gelmiş oluyordu. Bunun için de zaman gerekliydi. Ama yeni icat edilen ve iki işi aynı anda yapan bu mekanizma her şeyi değiştirdi. Aynı anda silindiri döndürüyordu ve ateş edebiliyordu.
Artık tetiği çektiğinizde iki iş bir arada görülüyordu. Bu tabancalara basma horozlu adı verildi. 1894 yılında ordu ilk basma horozu silahına kavuştu ve bunu standart haline getirdi. 38 kalibreli Colt 6 patlar. 1894. Basma horozu Colt 38. Mermi adedi 6. Kalibre 38. Menzili 23 metre. Ünlü Peacemaker tabancasından daha hızlı olan 38'li Colt çok popüler olmalıydı. Ancak ateşlediği merminin kalibresi yüzünden ordunun listesinde alt sıralarda yer alıyordu. 1899 ile 1902 arasında gerçekleşen Filipin isyanı sırasında Amerikan askerleri 38'in ihtiyaçları olan ateş gücüne sahip olmadığını keşfetti. Düşmanlarını vurabiliyorlardı ancak her seferinde onları etkisiz hale getiremiyorlardı. Şimdi size neden bahsettiğimi göstermesi için Orange County Şerif Departmanı'ndan balistik uzmanı Lauren Sugarman'la buluşacağım. Bu görmüş olduğunuz bir balistik ateş etme masası. Birazdan buraya balistik jel koyacağız. Balistik jel, yumuşak vücut dokusunu taklit eden sıkı bir blok jelatindir. Buradan ateşlediğimiz mermi gelip buraya saplanacak, öyle mi? Evet, bu bize kurşunun ne kadar iyi iş gördüğünü gösterecek. Yani bu jel bize hangi tür kurşunun ne kadar fazla hasar verebileceğini gösterecek. Hadi başlayalım. Tamam. Hadi vuralım. Merak etme. Tamam. Hadi gidip neler olduğunu görelim. Pekala, ilk mermimiz saniyede 192 metre hızla geldi. Vay canına. Bütün jeli geçmiş gibi görünüyor. Aynen öyle. Yavaş çekimdeki 38'lik mermi oldukça etkileyici görünüyor. Şuna bak. Gelip aşağı doğru ilerlemiş. Gördün mü? Ortada gördüğümüz kanal bize merminin verdiği hasarı gösteriyor. Bu kanal boylu boyunca uzanıyor. 38 kalibrelik mermi balistik jele oldukça iyi hasar veriyordu. Ancak ordu kendi kullanımları için biraz daha ateş gücüne ihtiyaç duydu. Bu yüzden elimde görmüş olduğunuz bu bebeğin geliştirilmesine hız verildi. Elimde görmüş olduğunuz tabanca tam bir Amerikan klasiği olan Colt 1911. Bu benim favori silahım. Seni seviyorum bebeğim. 1911. Colt M1911. Mermi adedi 7. Kalibre 45. Menzili 45 metre. 1911 model Colt 45'lik, 38'lik ve Peacemaker modellerinden çok daha iyiydi. Çünkü toplu tabanca fikrini kökten değiştiriyordu. Mermiler kabzanın içindeki şarjörden besleniyordu. Silah geri tepme kuvvetiyle kovanları dışarı atıyordu, kendi kendini dolduruyordu. Bu yarı otomatik silah tam bir efsane oldu. John M. Browning tarafından tasarlanan silah, 1911 ile 1985 yılları arasında Amerikan ordusunun standart tabancası oldu. Bu tabanca günümüzde bile bazı Amerikan askerleri tarafından hala kullanılıyor. Colt 38'in balistik laboratuvarındaki performansını gördük. Şimdi de Colt 45'in nasıl olduğuna bir bakalım. Bu silahın özel bir yanı olmalı. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda bu silahlardan 1.9 milyon tane üretildi. Şuna bir bak. Saniyede 250 metreden hızla gidiyor. Bu 38'likten saniyede 60 metre daha hızlı. Evet. Balistik jelin içinden ne kadar düz geçtiğine bir bakın. Son derece düzgün bir atış. Fazla irtifa kaybı olmamış. Mermi hiçbir yerde kavis almamış. Görüyor musunuz? Dümdüz bir çizgi. Delip geçmiş. Daha büyük bir mermi
daha fazla barut taşıyabilen kovan anlamına geliyor. Bu da merminin tesirinin daha yüksek olması anlamına gelir. Bu silahın laboratuvar testlerindeki potansiyeli onun gerçek bir savaş durumundaki verimliliğini gösteriyor. Colt 45, Colt 38'likle karşılaştırıldığında açık ara ipi göğüslüyor. Bu silah 75 yıl boyunca orduda kullanıldı. Ancak o dönemlerde icat edilen bir silah tarihin gördüğü en kötü şöhretli mermilerden birini atma kapasitesine sahipti. 1955. Smith & Wesson 44'lük Magnum Model 29. Mermi adedi 6. Kalibre 44'lük Magnum. Menzili 45 metreden fazla. Kirli Harry filminde Clint Eastwood, 44'lük Magnum için bu dünyanın en güçlü tabancasıdır ve tek atışta kafanı kopartır der. Acaba bunda gerçeklik payı var mı? Şimdi ona bakalım. Kendini şanslı hissediyor musun serseri? Söylesene. Bu silahı bu kadar önemli yapan şey tasarımı değil, attığı mermilerdir. Magnum mermisi diğer mermilerle kıyaslanamayacak kadar güçlüdür. Ayrıca delikli bir uca sahiptir. Bu da onu rakipsiz kılar. Rakibi olmayan bir mermi. Bu mermiler delik uçlu. Delik uçlu mermi nasıl olur, anlatır mısın? Pekala. Delik uçlu mermiler biraz önce attıklarımızdan çok farklıdır. O yuvarlak mermiler delip geçmek için tasarlanmıştır. Delik uçlu mermilerin ise ucu dip kısmına göre çok daha yumuşaktır ve bu boşluk sayesinde çarptığı noktada dağılıverir. Pekala dostum, balistik jel. Hadi günümü neşelendir. Oho. İyiydi. Ne yaptığına baksana. Gördün mü? İnanılmaz bir şey. Sanırım kirli Harry haklıydı. Adamın kafasını kopartabilirdi. Evet, doğru. Tam olarak saniyede 445 metre. Jelin içinden geçtiği zaman takla attırdı. Aynen öyle oldu. ...38'lik ve 45'lik Colt, 44'lük Magnum'un yarattığı yıkımın yanında çocuk oyuncağı gibi kalıyor. Vay canına, bu korkunç bir tabanca. Katır gibi de tepen bir tabanca. İnsanlar ateşle barut yan yana geldiği ilk günden beri tek elle taşınabilen küçük bir silahın hayalini kuruyordu. Böylece tabanca doğmuş oldu. İlk tabancalar bu işi görüyordu, ancak onlar doldurulması zor tek atımlık silahlardı. Toplu tabancalar, kapsüllü mermiler ve yarım otomatik silahlar sayesinde işler biraz daha kolaylaşmaya başlamıştı. Ama atış sürati tabancanın sorunlarından yalnızca biriydi. Bu denklemin en önemli parçalarından biri de güçtü. Yanımda o kadar güçlü bir silah var ki bununla bir ayıyı bile öldürebilirsiniz. İşte karşınızda 50 kalibrelik Smith & Wesson 500. 2003. Smith & Wesson 500. Menzili 91 metre. Mermi adedi 5. Kalibre 50. Bu tabanca günümüz dünyasında üretilen en güçlü tabanca. Ve katır gibi de tepiyor. Bununla bir fili bile öldürebilirsiniz. Zaten asıl olarak büyük hayvanları avlamakta kullanılan bir silah bu. Bu silah da diğer toplu tabancalar gibi çalışıyor ama 50 kalibrelik mermiler yüzünden korkunç derecede tepen bu silahla ateş edebilmeyi biraz olsun kolaylaştırmak için özel bir tasarıma ihtiyacımız var. Kauçuk kabza tepme gücünün bir kısmını emiyor ve namlunun ucunda bulunan dengeleyici adı verilen delikler sayesinde itici gazın bir kısmı yukarı ve aşağı olarak dağıtılmaya başlanıyor. Bu şekilde tepme yüzünden namlunun yukarı kalkmamasına yardımcı oluyor. Mike Tristano'yu hatırladınız mı? Onda bu silahlardan bir tane var. Pekala Mike, itiraf etmeliyim. Bu silahlardan birini ilk defa görüyorum. Üstelik bu bir 50 kalibre. Öyle değil mi? Bu oldukça özel bir silah. Onu özel yapan birçok şey var.
Mesela 6 mermi atan toplu tabancaların aksine bu tabanca 5 mermi atıyor. Çünkü mermileri çok büyük. Kirli Harry'nin 44'lük magnumunu hatırladınız mı? Hani dünyanın en güçlü tabancası olan silah. İşte 44'lüğü tahtından eden silah bu. Bu elimde görmüş olduğun bir 44'lük mermisi. Smith & Wesson 500 mermisiyle arasındaki boyut farkını evet, görürsün. Ateş etmek için sabırsızlanıyorum. Peki kim ne amaçla bu kadar güçlü bir tabanca ister? Bu silah acil durumda kalan avcılar için tasarlanmış. Son çare olarak kullanılması gerekiyor çünkü bu silahla ateş ederken bileğinizi kırmanız işten bile değil. Vay canına. Evet, muhteşem. Yavaşlatılmış görüntüde şok dalgasının kemiklerimden geçtiğini görebiliyorsunuz. Adeta Mike Tyson gibi vuruyor. Bu şey kesinlikle bir top. Buna hiç şüphe yok. Şuna bir bak. Hiç fena değil. Bak ne diyeceğim. Tabanca inanılmaz tepiyor. Ama isabetliliğine gelince muhteşem. Bu silaha bayıldım. Bunlardan bir tane almak zorundayım. Sizlere mermisinin nasıl bir delik açtığını göstermek için bu su bidonuna ateş edeceğim. Bu bir 38'lik mermisi olsaydı küçük bir delik açabilirdi. Ama 500'lüğün mermisi koca bir delik açıyor. Bu harika bir his değil mi? Smith Wesson 500. 1,5 santimlik mermisiyle tam bir tasarım harikası ve inanılmaz derecede güçlü. Ancak bu kadar büyük bir mermiye ihtiyaç yoksa tabancanızı bambaşka amaçlar için tasarlayabilirsiniz. 1975. M9 Beretta. Menzili 45 metre. Mermi adedi 20. Kalibre 9 milimetre. Amerikan ordusu 20 yıldır M9'u kullanıyor. Eski Colt 45'lik artık yerini ona bırakmış çünkü artık askerlerimizin NATO'daki askerlerle takım oyunu içinde olmasını istiyoruz. Aynı mermiyi kullanmak bu yüzden çok önemli. Eski bir deniz piyadesi olarak Colt 45'liğimi hiçbir şeye değişmem. Ama Quantico Silah Laboratuvarı'ndan Çavuş Kennedy bu fikrimi değiştirebileceğini iddia ediyor. Ben de ona gidiyorum. Bu elimde gördüğünüz 9 milimetrelik standart bir tabanca. Ben onları çok seviyorum. Ona dokunmak bile istemiyorum. Şimdi elimin her yerine bulaştı. 9 milimetre iğrenç. Demek 9 milimetrelik tabanca böyle bir şey. Şimdi bu standart 9 milimetrelik silahın senin ve benim için de tek bir amacı var. O da hedefleri vurmak. NATO bu küçük mermileri tercih ediyor çünkü bu mermilerden daha fazla taşımak ve daha fazla ateş etmek çok kolay. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili yapılan araştırmalara göre düşmana en fazla mermi atan tarafın kazanma olasılığı daha yüksek. 9 milimetrenin başka bir avantajı 45'liğe oranla çok daha az geri tepmesi. Bu yüzden atışlar arası nişan alma süresi oldukça kısa. Hiç fena değil. Mermilerin çoğu hedefe gidiyor. Fena değil. 3 tanesini de burada gruplamışım. Bu da güzel, evet. Bu güzel bir tabancaymış. Gördün mü? Şimdi de biraz nostalji için eski 45'liğimin performansını görmek istiyorum. Yan yana getirildiklerinde 9 milimetrenin nişanını daha çabuk toparladığını görüyoruz. Küçük 9 milimetre mermilerle ateş ederken daha isabetli olabilir ve daha çok hedefi daha hızlı vurabilirsiniz. Zaten tabanca ilk icat edildiğinden beri amaç buydu. O yüzden bir sonraki nesil tabancaların daha hızlı olmaları için geliştirilmelerine şaşırmamak gerekiyor. Henüz size göstermediğim bir tabanca daha var. O bir makineli tabanca. Evet, şarjörle beslenen tam otomatik bir canavar. Pekala, kabul ediyorum. O bir otomatik silah ama tabanca görünümünde. Şimdi şuna bir bakın.
1950. Uzi. Menzili 45 metre. Mermi adedi 32. Dakikadaki atım adedi 600. Kalibre 9 milimetre. Uzi, yarı otomatik silah fikrini geliştirdi ve onu doruk noktasına taşıdı. İşin sırrı, makineli tüfek mekanizmasını bir tabancaya yerleştirmekti. Uzi'nin mekanizmasına teleskopik mekanizma deniyor. Bu mekanizma, Uzi'nin namlusunun dibinde ve oldukça kısa. Bu sayede geri tepme kuvveti silahı dolduruyor ve kavzanın içinde emiliyor. Şarjör ise kavzanın içinde saklanıyor. Birçok Uzi çeşidi var ama bunlardan tabanca olarak nitelendirebileceğimiz tek silah mini Uzi'dir. Bu silahların hepsinden farklıdır. Mini Uzi yakın muharebe için tasarlanmış. Hedefle aranızdaki mesafe ne kadar büyürse silahın ıskalama ihtimali o kadar artıyor. İzin verin de size şu hedef üstünde göstereyim. İzin verir misiniz? Uzi'nin daha fazla hız için feragat ettiği yegane şey isabet oranı. Silah çok isabetli sayılmaz. Hedefin üstünde rahat bir şekilde tuttuğum 9 milimetrelik Beretta mermilerini hatırlıyor musunuz? Bu kadar yüksek hızla bunu yapmam pek mümkün olmuyor. Ancak bu bile 90'dan fazla ülkenin polisleri için Uzi'yi standart hale getirmesine engel olamadı. 1981 yılında Ronald Reagan'a düzenlenen suikast girişiminde bir gizli servis ajanı toplu saldırıdan korktuğu için Uzi'sine davranmıştır. Bu silahın en büyük avantajı da son derece küçük olması. Burada bir sürü balonlu sakız var. Balonlu sakızdan nefret ederim. Onlar çürük yapar. Çocuk yetiştirmiş biri olarak onca dişçi masrafının kaça patladığını iyi bilirim. Hadi onları öldürelim. İşte Uzi bu yüzden icat edildi. Bu korkunç makineli tabanca bir düzine hedefi saniyeler içinde yeniden doldurmaya ihtiyaç duymadan silip süpürebiliyordu. Küçük bir tabanca için oldukça büyük bir güç. Artık burada diş çürüğüne neden olamayacaksınız, öyle değil mi? Tabancanın tek atımlık önden doldurmalı hantal halini kaybetmesi için neredeyse 500 yıl geçmesi gerekiyordu. Tam isabet. Çoklu atış yapabilir hale geldi. Bu şey kesinlikle bir top. Birden fazla hedefe karşı etkili oldu. Vay canına, sayı! Tam otomatik Uzi ile bir tabancanın ne kadar hızlı olabileceğini gördük. Ama tabancanın hikayesi henüz bitmedi. Şimdi Glock'la tanışma zamanı. 1982. Glock 18. Menzili 45 metre. Mermi adedi 33. Dakikadaki atım adedi 1200. Kalibre 9 milimetre. Bu bebek tabanca evriminin son harikası. Kendisinden önce gelen tabancaların hepsinden daha hızlı, daha hafif, daha seri ateş ediyor. Glock'un bu başarısının sırrı polimerde saklı. Glock 18'in gövdesi ve şarjörü polimerden yapıldığı için silah bir tüy kadar hafif. Ateşleme mekanizması ufacık ve geri tepmeyle besleniyor. Şarjörleri ise 33 mermi alabiliyor. Ve bu bebek dakikada 1200 mermi atabiliyor. Doğru ellerde bu silah inanılmaz isabetli olabiliyor. Fakat hemen bunlardan bir tane almak için heveslenmeyin. Çünkü Glock 18'i ancak polis özel harekat timleri, ordunun özel operasyon birimleri ve tanıdığım genç bir bayan kullanabiliyor. Bu silahta bende bile yok. Sözünü ettiğim hanımefendi ulusal Glock nişancılık şampiyonu olan Jesse Abbott. Şimdi Jesse Abbott'la birlikteyiz.
Jesse kendisinden beklenildiği üzere inanılmaz bir atıcı. Hatta benim kadar iyi olduğunu söyleyebilirim. Son derece uzman. Bu bir iş değil ki. İş dediğin şey kazma kürekle falan yapılır. Sevdiğim işi yapıyorum. Hobimle ilgileniyorum denebilir. Harika bir şey. Belinde duran silah nedir? Bu gördüğünüz bir G18. Silahın geri tepmesini azaltmak için delikli bir namlusu var. Tıpkı Smith & Wesson 500 toplu tabancası gibi Glock 18'in de geri tepmeyi azaltmak için gaz kaçırmaya yarayan hava delikleri var. Son derece hafif. Evet, çok hafif. Hafif olduğu için de silahı geri tepmede rahat kontrol edebiliyorsunuz. Bu silah 2 saniyeden kısa bir sürede 33 mermi atıyor, öyle mi? Evet, aşağı yukarı. Aşağı çok hızlı. Evet. Çok hızlı. Hiç tek elle ateş ediyor musun? Hayır, bunu güvenlik açısından tavsiye etmiyoruz. Çünkü silah havaya kalkıyor. Her tarafa saçılırdı, öyle mi? Ve kontrolden çıkardı. Glock 18'i her zaman tam otomatik modda kullanmanız gerekmiyor. Birazdan size yapacağımız gösteride onu tek atımlık modunda kullanacağız. Hazır mısın? Hazır ol. Bu size modern tabancanın ne kadar hızlı ve isabetli olabileceği konusunda bir fikir vermiş olmalı. Hızlı ve isabetli. Jesse'nin ne kadar hızlı şarjör değiştirip otomatik moda almasına bakın. Bu silah insanı tek kişilik bir orduya çevirebiliyor. Bay canına 13.9 saniye. Pekala, bu gerçekten harikaydı. Teşekkür ederim. Bu performansla başa çıkmak çok zor olacak. Ama ben buraya seyirci olarak gelmedim. Hazır mısın? Hazır ol. Bu silah o kadar hafif ki adeta kolumun bir uzantısı gibi. Neredeyse parmağımı uzatmak kadar basit. Evet, budur. İşte bu kadar. 31 saniye. Gördün mü? Güzel. Hiç fena değil. Neredeyse senin iki katın, öyle değil mi? Senin için birkaç kavun getirdim. Arada iyi kavunlar ve kötü kavunlar var. Bu yüzden hızlı olmak yerine hedefleri seçerek dikkatli ateş etmen gerekiyor, tamam mı? Kötü kavunların peşinden gideceğim, öyle mi? Eğer aceleniz varsa Glock'un bütün şarjörünü 2 saniyeden az bir sürede boşaltabilirsiniz. Eski tabancayla doldurulup tek bir mermi atmak bunun 10 katı kadar zaman alıyordu. Galiba bütün kötü adamları hakladın. Şuna bak, bunu tam da çenesinden vurmuşsun. Evet, tabancanın oldukça kişisel bir hissiyatı var. Nasıl evrimleştiğini görmek insanı ona daha da yakın hissettiriyor olmalı. Evet. Evet, al bakalım. Pekala, bugünlük bu kadar. Çakmak taşıyla ateş alan silahlardan birkaç saniyede 33 mermi atabilen tam otomatik tabancalara kadar hepsini gördük. Sıradaki programı iple çekiyorum. Ben Çavuş Arley Ermi. Barutunuz kuru ve gözleriniz hedefte olsun. Yaşasın. Daima sağ.